Gün doğmadan kimsenin bu olaydan haberi olmayacak. Önce biz gidip bakacağız. Sonra da sabaha kadar gereken neyse yapılacak. Ömrün olur abi. Gerekli yerlere adamları yollayın. Benim haberim olmadan kuş uçmayacak. Hadi gidiyoruz. Adımı korku oldu. Hayırlısıyla bir girse şu kapıdan. Bak göreceksin Bedar. Bütün bu telaşımız yanımıza kar kalacak. Sabah gelecek bizimki. Diyecek ki narinim kahvaltı hazır mı? Biraz da Emir'le dalaşacak tabii. Senin korkundan da diyecek ki mühendisler beni çok yordu. Yemek yedik, oyalandık. Değil. Bedar. Ya Allah'a şükür uyudun mu? Allah Allah. Ya daha iki saat önce aradım. Boran Akın'ın telefonu kapalıydı. Dedim ki uyuyordur. Şimdi arıyorum telefonu açık cevap vermiyor. Anlamadım ha. Şivan'ı ara baba. Yoksa ben bu saatte çıkıp eve gideceğim. Baba gözün seveyim bulalım birilerini. Böyle beklemek öldürüyor. Kızım. Güzel kızım. Telaş etme. Azıcık daha sabret tamam mı? Baba. Hızı kalmadı bunun. Ara hadi. Celil Efendi abi. Şimdi olmaz Şivan. Ben onunla konuşacağım. Ama şimdi değil. Allah hepsine sabır versin. Hepimize Şivan. Hepimize. Ya kızım boşuna telaş ediyorsun ha. Bak Şivan'ın da telefonunu açmıyor. Demek ki bir problem yok ki. Herkes rahat rahat uyuyor yani. Baba ben Şivan Kahya'yı da abim de iyi tanırım. İkisi de telefonlarına bakmazlık etmezler. Bunun altında bir iş var. Kızım vallahi boşuna telaş ediyorsun. Biliyorsun İstanbul'dan bugün öbür adamlar geldi. Bankalara gittiler, noterlere gittiler. Bir ton iş koşturdu oğlum ya. İki tane toplantı yaptı. Toplantı bitti bunlar ne yapmıştır sence? Gittiler tabii yemek yediler, rakı içtiler. Sen bu kocanı bilmiyorsun tamam mı? Bir duble rakide vallahi yere düşer. Sana söz veriyorum ki sabah gelsin onun kemiklerini kendi ellerimle kıracağım tamam mı? İnşallah dediğin gibi olur baba.